Sadece bu en kuzey kısımlar kaldı. Bir hızlıca görevlere bakalım. Şurada bir tane kontratımız var. Bir de tabii ki Engerek okuluna ait cihazlar var. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan Kavşağa doğru gidelim. Ondan sonra Değirmen tarafından Engerek okulu teçhizatlarını bulmaya çalışacağız. Daha önceki bir bölümde Colgrim'in kripte ne denir tam bilmiyorum ama ölülerin gömüldüğü yere girip oradaki ölüleri ortadan kaldırmaya çalıştığını buluyorlar. Bu arada böyle bir şey yapmasının sebebi de şu. Bir oğlan çocuğunu öldürmekle suçluyorlar Colgrim'i. Bu Engerek okuluna ait Witcher'ı. Fakat sonradan bulunuyor ki meğerse canavarlar öldürmüş. Tabi o zamana kadar Colgrim bu görevi alıyor. Burayı temizlemeye çalışıyor ve ölüyor burada. Haksız bir şekilde. Suçsuz olduğunu daha sonradan buluyorlar. Okay. Doğru yerdeyiz. Evet. Hedefimiz burası. Şimdi bu bölümde çok can sıkıcı bir hayalet var. O yüzden bir hayalet yağımız olsa hiç fena olmazdı. Okey, bizim ayı yağımız olduğundan bayağı eminim ben. Okey. Niye bulamadığımızı pek anlamadım. Acaba başka bir şey için mi kullandık bunu? Muhtemelen. Muhtemelen. Okey. Bu olsaydı esasında fena da olmazdı ama %10 olduğu için belki bu şekilde de gene yırtabiliriz. Şimdi hayaletle savaşırken dikkat etmemiz gereken şey onun teleport yeteneği. Evet, genel olarak iyi bir eleman olmaya çalışacağım. Eğer gerekmiyorsa kimseyi öldürmemeye çalışacağım bu oyunda. Politik açıdan bir seçeneğim yok. İşte geldim. Bu durumdayken boşa mı gitti? Boşa gitti Efsun. İşte şimdi tehlikeli. Hey. Sen niye ölmüyorsun? Okey. Bir sıkıntımız var. Gümüş kılıcım var. Pekala, bir hızlıca şeye bakalım. Yaratık külliyatına bakalım. Yerden Kuen. Bence şu an öldürebilmemiz lazım.
Aa, hatırladım. Tamam. Scripted olduğu için esasında ölmedi. Çünkü aşağıda gene karşımıza çıkacak. Okey. Okey. Şimdi bir kabiliyet puanı daha kazandık. Bunu hemen kullanalım. Şu an bayağı iyi bir durumdayız. Bir sonrakinde artık aktif kalkanı alabileceğiz. Sen dur. Evet, istiyorum. Artık burası açıldı, bu bölge. Buradan ilk işimiz aktif kalkanı almak. Aktif kalkanı alınca sağlıkla alakalı sıkıntılarımız büyük oranda çözülecek. Ha, okey. Okey. Bir de son olarak geçici bir süreyle bunu buraya koymak istiyorum. Evet. Okey. Bu da bizim aksimizi, pardon, ignimizi güçlendirecek. Öldüm mü? Galiba durduk. Okey, burada bir sürü bir şeyler var. O yüzden mümkün olduğunca ışıkları da yakacağım ki kaçırdığımız bir şey olmasın. Okey. Yeniden deneyelim. Hey. Okey. Sorun değil. Burada bir yerdeydi sanki Colgrim. Evet. Okey. Şimdi ilk öncelikli işlerimizden birisi de bu Engerek Okulu'na ait silahları almak olacak. Şimdi burada hiçbir şey unutmadığımızdan bir emin olalım. Sarı bir şey var mı? Okey, bu bölgede de yok. Okey, okey. Gayet iyi. Place of power. Should draw from it. Okey. Bu bölümü tamamladık. Şimdi, bu yakınlarda yine bir iki tane bir şey vardı diye hatırlıyorum. Bunlar da galiba... gene yaratık yuvası gibi şeylerdi. Onları hızlıca tamamlayalım. Evet. Ben genel olarak kendi gördüğüm yetenek ağacında ya saldırıyla alakalı kısımları, kılıçla alakalı kısımları geliştirmek ya da direkt sihir kısmından ilerlemek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü ileri seviyelere gitmeniz için buralarda gene ilerlemeniz lazım. Bir buradan bir buradan alayım maalesef olmuyor. Bu yüzden de mesela simyadaki birçok şeye pek de gücüm yetmiyor. Ben bu oyunu özellikle sihir kısmında yapmak istedim. Çünkü genelde birçok kişi kılıçlı kısmı geliştirerek ilerliyor. Tabii şu da var. Ne kadar kılıçla ilerleseniz de, sihirle ilerleseniz de
Şurada bir şey mi var? Aaa. Güzel, 4 orada. Ne kadar kılıçla ilerleseniz de eninde sonun sihirle ilerleseniz de eninde sonunda kılıcı da gene kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Aa, kötü kullandım. 3 kaç? 2 3 kaç? Okay. Şunu öldürdük bir tanesine. Kaç? 1, 2, 3, kaç? 1, okay. En güçlü şeyde bile, yaratıkta bile esasında aynı mantık geçerli. Yaratıklara kaç kere vurabileceğiniz önemli. Eğer açgözlü davranırsanız çünkü ondan sonra açgözlü davranıldığı zaman yaratığın bir saldırısına karşılaşıp ölme olasılığı artıyor. Mesela gullarla savaşırken 3 hızlı saldırı, ondan sonra yan adım atarak birisi geldi. Yan adım atarak gulun saldırısından kaçmak lazım. Okay. Bir, iki, okay. Okay. Buradan bir yetenek daha alalım. Bu güzel oldu. Bu yetenek. Aktif kalkanı açabileceğiz artık. Okay. Q tuşuna basılı tuttuğum zaman peki bunu buraya da almam lazım mıydı acaba? Sanırım buraya almam da lazım bunu. Okay. Yanlış yer. Şimdi. Evet, bu aktif kalkan. Bu durumda bekliyorken kalkana birisi saldırdığı zaman canımız artıyor. Ama bunu da kötü tarafı tabii ki zaman içerisinde bitiyor. O yüzden dengeli kullanmak lazım. Okay. Kurt sesi alıyorum. Okay. Şimdi buradaki kısımları tamamladığımıza göre şurada denize gidelim. Şurada bir iki tane bir şey kaldı. Kaydımızı alalım. Okey. Şimdi bunlarda mesela aktif kalkanımı deneyelim. Evet. Şu an Efsun seviyemiz az olduğu için kalkanı uzun süre ayakta tutamıyoruz. Ama Efsun seviyemiz arttıkça kalkanımızı da daha uzun süre aktif tutabileceğiz. Böyle bir bug'ı var bazen, bana saldırdıkları halde şey olabiliyor. Okay. Sağlamız
Efsunumuz tam olmadan aktif kalkanı açamıyoruz. Onu öğrendim. Mesela şöyle yaptık. Tükettik. Bıraktım. Okey, tabi savaşta olmadığımız için burada tam olarak işe yaramıyor bu. Okey, artık çok kuzeye çıktığım için saldırmayacak mısın? Haydi. Şunu da alalım. Haydi. Okey, anladım. Silahım kötü durumda. Okey. Köpeklerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Köpekler o aktif kalkanı ittirebildikleri için normalde, ki bu bence bir bug. Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Normalde her saldırdığında, her yaklaştığında sağlığım artması gerekirken uzun süre boş boş bekliyor gibi oluyorlar. Ve bu da o sırada benim efsunumu yediği için benim pek işime gelen bir şey olmuyor. Okey, şuradaymış. Yolu uzattık birazcık. Şuradan gidelim. Okey, bunlar Blackhounds. Yani Nifgardlılar. Nifgardlılar bayağı yüksek seviyeli askerler olarak görünüyor oyunda. O yüzden bu tür hedeflere saldırmak çok akıllıca değil şu aşamada. Geldik mi? Yaklaştık mı? Okey. Okey. Burada bir sandık var. Bu muydu? Okey. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Şimdi şöyle yapalım. Biraz uzaktaymış ama yapacak bir şey yok. Şuraya gidelim. Okey, bu gördüğünüz sarı gazlar zehirli. İgni ile saldırdığımızda da oradan gene ufak bir yangın çıkıyor.
Hoş geldin Razer. Barbarians. Okey, hem burada şeyleri satalım. Bu silah yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ki bizim de silaha cidden ihtiyacımız var. Şurada hemen hızlıca bir kaydımızı alalım. Are you here to spy or haggle? Okay, elindekilere bir göz atalım. Show me what you're peddling. Okay, bunların hiçbiri zaten istediğim silahlar değil. Bu durabilir belki. Okay. Peki bu. Bunu da satabiliriz. Tamam. Şimdi satacaklarımızı sattık. Bir miktar paramız da var. Bu adamdan bir şeyler üretmesini istemeliyiz şimdi. Mesela bir gümüş ışık, gümüş kılıç. Şimdi ne lazım? Bunları da alsak mesela. Gümüş külçesi lazım. Okey. Bunu alamıyor muyuz? Okey. Bunu alırsak baya baya bir kolaylaşacak savaşlarımız. Peki şey soralım. Gümüş külçesi için ne lazım? Gümüş mümüş hiçbir şeyimiz yok mu bizim? Peki. Bu böyle kalsın. Çelik kılıçlara bakalım. Engerek çelik kılıcını alabilir miyim? Demir kılıç lazım bunun içinde. Demir külçesi lazım pardon. Şurada bir demir külçesi üretebiliyoruz şu an. Bunu ürettik. Okey, şimdi engerek çelik kılıcını aldık. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Okey. So long. Şurada bir kaydımızı alalım. Bunu buraya koyduk. Dorian kılıcı. Bunu seçtik. Tamam. Şimdi amacımız şu gümüş kılıcı da şöyle alalım. Şimdilik. Bizim bir gümüşe ihtiyacımız var. Tam emin değilim ama belki şey yapabiliriz. Doğru, haklısın. Elindekileri bir göz atayım diyelim. Şurada sök diye bir kısım vardı. Bir oraya bakalım. Şimdi. Bunu kesersek gümüş cevheri veriyor ama şeyimiz olmuyor galiba. Şu demir külçesi veriyor mesela. Şimdi burada bir sürü bir şeyimiz var. Bunlara bakalım. Bunların içerisinde muhakkak şey vardır. Bir tane gümüşlük bir şey vardır. Demir. Mesela bu gümüş. Yalnız bunu sökmek 89 istiyor. Belki daha ucuz bulurum. İşte bu. Saf gümüş varmış. Bundan bir tane gümüş külçesi yaptık. Şimdi zanaata gidelim. Okey, bir tane daha lazım bize. Bir gümüş külçesi daha lazım. Okey. Eğer bir tane gümüş cevheri daha yaparsak o da gene iş görür. Okey. Yani bu olabilir de. Ki bu bile gümüş veriyor esasında.
mantıklarına bakalım. Belki vardır bunda. Gümüş kılıcı sabitleyelim. Bu sayede dükkanında varsa direkt görebileceğiz. Ha, yok, ona ihtiyacımız yok. Okey. O zaman bunu sökmek zorundayız. Zaten kaydımız olduğu için sorun değil. Kayıttan geri yükleriz. Şu an elimizdeki tek gümüş kılıcı parçaladık. Şimdi şuraya gidelim. Doğal olarak burada şu an görünmüyor ama şuradan bir gümüş kılıç seçebileceğiz. Ve bunu kullanarak da engellek gümüş kılıcını yapacağız. Şimdi işe yaradığından bir emin olalım. Okey. Okey, şu an çelik silahımız var, gümüş silahımız var. Bunların ikisi de engellek okulundan ve gene kurt okuluna ait de ceket var. Bunlar güzel ama bir sonraki adımımız geç seninle, belki satmak istemem bu pantolonu. Okey, vazgeçtim. Sonraki adımımız köydeki Blacksmith'in yanına gidip zırh yaptırmak olacak. Stop. Okey. Şimdi şu şehre gidelim. Zırhımızı da aldığımız zaman işler çok daha kolaylaşacak. Bu kadar çok dayak yemeyeceğiz. Willis? A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Show me what you got. Okay, gene zanaat sekmesine geleceğiz. Okay. Bunları istemiyoruz. Esasında şey olsaydı buralarda da görünürdü. Burada bu var. Bunu da yaptık. Bu Karl Morhen zırhını geliştirerek. Pantolon olarak hala sadece bu var. Bunlara gerek yok. Okey. Bu diğer zırhlar için eşya harcamaya, para harcamaya pek de değmez. O yüzden onunla alakalı bir şey yapmayalım. Bir tek belki şey yapabiliriz. Şunu birazcık iyileştirebiliriz. Onun dışında... Okey. Şunu da satalım. Evet, evet. Bundan daha başka bir şey istemiyoruz. Hoşça kal. Selam. Şimdi hazır buraya gelmişken burada bir meditasyon yapalım. Tamam canım, getir. Okey. Sabaha kadar bir meditasyon yapalım. Okey. Şimdi şurada şu özelliğimizi geri alalım. Bir şey harcamadan gün ışığında bir miktar sağlığımız artsın. Bu olurken ben de şöyle kısa bir ara vereceğim. Bir yaklaşık olarak 40 saniye sonra buradayım.